bir şey yapmış. Hayat gelmiş, sürprizlerle doludur diyoruz ya. Kabul etmiş, düşünün. Kılıfı giydirmiş, buraya gelmiş. Sanki böyle yapıyormuş gibi bir görüntü var ortada. Yani. Hani Emre'nin ayrılmasını zaten bekliyorum. Aynen. Ben zaten ayrılacak benden bunu görünce. Ben battım gibi bir görüntü var ortada. Ya bir çaba ya. Şu izlediğin. Batıyorsun abi. Bir yüzmeye çalış ya. Yalandan da olsa oyna. Ben şey aklıma geldi. Kırmızı Oda'dan sonra Ayça'nın... Mücadelesiz bir ayrılık olmaz abi. Sen yapmıştın ya, mahsuzu yaptım. Hani sonradan burada sürpriz hazırladık. Biraz moralini bozdum. Moralsiz çıktım. Ondan sonraki hal ve tavırlarında, o ağlamalarındaki halini gelip... Burada gerçekten ayrılıkta bile... Dökmemesi. Duruşun gözden çıkardığı çok... anlamına geliyor. Evet. Daha önce sanki... Yani bir süredir gözden çıkarmış bir insan, bunu gözden çıkaran bir insanın tavırları bu. Evet. Karşımdaki tavır. Yani hani bir insan... Senin için hiçbir şey yapmıyorsa gitmeni bekliyordur diye bir lafı var Bob Marley'in. Aynısını yapıyor. Aynen. Yani hiçbir şey yapmıyor, gitmemi bekliyor. Ve çekip gittim, bu kadar. Doğru. Ötesi yok yani. Onu yap boz. Bütün oluşturur dedim ya. Bu Emre'nin bahsettiği muhabbetten başlayarak tam söylemiştim onu. Emre ne zaman seni seviyorum dedi. En hayırlısı olmuş. Ondan sonra bir şeyler olmaya başladı. Bana göre en güzeli olmuş. Emre'cim, ben senin adına inan senin için üzülüyorum ama senin adına mutluyum kardeşim. Yok. İşte. Düşünsenize ya. Sabah kalkarken kimin aklından böyle bir şey olacağı geçerdi. Hayat sürprizlerle dolu diyoruz ya. Ne? Buna bugün bir kere daha inandım. Bir tane de bana getirir misin? Eser. Bir tane de ben alabilir miyim lütfen? Ya da hepimize bir tane getir. Ben içmeyeceğim, teşekkür ederim. Kurtuluşa içelim. Kalkın balkona gidelim. Hadi bahçeye gidelim. Ayşe, ne zaman yapmayı bana versin? Bununla açık bir yerde buluşmayı. O eline koluna dikkat et. Devre hareket yapma. Şuna bak, eline koluna dikkat et. Nerede? Tamam mı? Yok, İstediğini yok. Yapabilirsin artık. Ay! Senin saygın bu kadar. Bak işte. Allah ayıpsız ayrılık versin diyor var ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Niye geliniyorlardı benden? Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Çünkü sana geri geliyor. Sakin ol. Bak gördün mü? Allah ayıpsız ayrılık versin diyor. Evet, geri gördün mü? Bak. Allah ayıpsız ayrılık versin. Bak dinleme. Sakin olun, ne yapıyorsunuz? Dediğim şey bu işte. Şu tavırların, bravo. Emre dinle seni. Bravo, dinleyecek şey yok. Senin için mücadele edeceğim ha. Emre. Tabii edeceksin ya. Adam bitti diyor kızım. Ben seviyorum da içine sevgisi. Seni sevgine inanmıyorum diyor. Ne diyeyim daha? Sessiz kalın beni. Daha ne demedim mi ben sana? Bunu anlat demedin mi? İnsan buradan çıkıp da söylüyordum adama sevdiğimi. Daha ne sevgisi diyor bana ya? Sizin aklınızda mı? İnsan buradan çıkıp AVM'ye buluşmaya gider mi? Herkesin tanıdığı bir insan. Aklında ne oluyor mu? Sadece izliyorum onu şu anda. Yapma ya, yapma. Ne yapıyorsun Nerci? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne gayet iyi biliyor mesela. Seni ne yaptığını bilmiyor. Gerçekten çok sinirlenmiş. Böyle yapmayın. Cansel o gülmelerine bayılıyorum. Gülmedim ben ya, ne oluyor diye. Ay kapıda, kapıda bir gülmen, orada bir gülmen. Cansel'e sen kaosla beslenen, zevk alan bir kızsın her ya. Her zaman. Ya orada hayır ya. Gelmeydi. Ay şu kapıdaki gülmenin aynısı ya. Cansel ne yapıyor? Yani Cansel'e kusura bakmasın yani ama bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bu nasıl bir fesatlık yani abi? Her olayda aynı şey. Ben sana burada daha yeni bahçelerine dedim, bir örnek verdim değil mi? Dedim ki insanlar dedim acı çekerken başka insanlar bir yandan gülerler kardeşim. O insanların da ben insanlığından şüphe ederim dedim. Bak ben bunu görmemiştim, şu anda çıktı. Hatırladın mı bahçede yaptığım konuşmayı sana? Kusura bakmasın da ayıptır ya. Ayıptır yani. Ayıptır yani. Bir değil, iki değil, beş değil, on değil yani. Her fırsatta gülüyor bu insan ya. İnsanların acılarına gülünmez kardeşim ya. Orada yaşanılan kaosun herkes farkında. Millet neyle uğraşıyor? Cansel köşede oturmuş hanımefendi bizi izleyip gülüyor. Film mi? Film mi o yani? Film mi o? Film mi çekiyoruz biz orada? Ayıptır ya. Ayça'nın yanında olan insan değil mi bu bir de? Ayıptır yani. Mehtap bugün o kadar şaşırttı beni ki. Aynen, beni de şaşırttı. İlk tepkisinde, yalnız... ikinci tepkisinde
Kız hakikaten mücadele ediyor. Ya bak ben sana bunu anlat demedim. Mehtap Ayça'dan daha çok mücadele ediyor. Ben sana bunu anlat demedim. Mehtap'la Duygu abla Ayça'dan daha çok mücadele etti orada. Evet. Ben bir de şey merak ettim. Benim gitmemem için. Benim çok doğru bir noktadan için söylüyor yani. Söylediği çok doğru bir şey. Yani Emre. Gerçekten böyle olsa AVM'nin içinde mi buluşur abi yani bak, böyle bir şey? Bizim yaşımız büyük olduğundan dolayı görmüş geçirmişliğimiz var. Birazcık sabırdan bahsediyoruz ya. Onlar da Ayça'ya onu söylemeye çalışıyorlar. Ben yani birazcık seni... böyle... Bak abi Ayça ile Mehtap arasında birazcık 2 yaş ufacık. Var. İki yaş var. Yok ya. Ayça 28 evet. yaşında. Mehtap 30 yaşında. Yani ama bu iş yaşla alakalı bir durum değil. Görmüş geçirmiş bir şey var yani. Vereceğin tepkilerle alakalı bir durum. Tamam mı? Orada ben onu sakinleştirmesem kendine zarar verecekti belki. Yazıklar olsun. Bugün gerçekten dostu da düşmanı da görmüş oldum. Çok iyi şekilde gördüm hem de. İnsanların acılarına sen nasıl gülebilirsin ya? Senin Rabbim vicdan dağıtırken sen neredeydin arkadaşım? He? Bu kadar rahat sen nasıl gülebilirsin insanlara ya? Bir değil, iki değil, üçüncü defa yapıyorsun aynı şeyi. Nerede senin samimiyetin? Sen ayrıca bu vicdansızlıkla hiç kimseyi de sevemezsin. Kusura bakma da senin sevgine de inanmıyorum Cansel Hanım. İnanmıyorum. Cansel'in gülmesi ekranda çok kötü yansıdı. Ve yani ben... Biliyorum ona ne konuşacağımı. O yüzden onunla konuşmadan ona karşı hiçbir kin hissetmiyorum şu anda. Ama yaptığı çok yanlış görünüyordu ama yine de bir hikaye duymak istiyorum. Hayır, benim güldüğüm şey şuydu. Ayça'ya özellikle dedim ki şurada. Ya bir sus be. Ben Ayça'ya şurada özellikle dedim ki Ayça bak. Sakin ol dedim. Sinirli bir şekilde tepki verme, sakin ol dedim. Nasıl tepki verdiğine dikkat et. O da dedi ki zaten öyle yapacağım falan. Ben zannettim ki Ayça... Biliyorum bir dakika onu açıklayacağım. Ben zannettim ki Ayça hani böyle ağlayacak, edecek, işte böyle ezilecek önünde, başını yere eğecek ama... Gördüğüm şey Ayça işte tutuyor, bilekliği atıyor, bardağı kırıyor, hayatım. Ne özür dileme var, hiçbir şey yok. Düşüyorsun. Neden böyle yaptın? Bak o gidince ağladın ama. Ne pişmanlık, i̇şte hiçbir şey yok sende. Onun yanında, yapmadım zaten. Pişman olduğunu belli edeceksin. Ya ben bir hata yaptım, bak orada güldüm belli. Hiçbir şekilde yalan söylemedi ki. Oturdum, tamam karşımdaydı. Kız 10 dakika oturdu, 15 dakika oturdu. 10 dakika konuşmak istedim. Bir şey söyledi, ona da güldüm. Ama bunun devamı kız yoktu. Kız güldün de gülerek ona cevap verdim ben. Ama ne dedim hatırlamıyorum. Tam başka bir anlamı yoktu. Yok zaten. Cansel anlamıyor adam. Lütfen daha ne yapayım? Lütfen beni affet ama hayatım senin konuşma tarzın çok yanlış. Hayatım. Kaba çok, olmuşsun. Çok yanlış. Özür dilerim. Tamam dik kafalı olmuşsun ya. Yine. Çok dik kafalı. Şuradaki damarın kabarmış. Bir gıdım bağırır. Pişmanlık yok. Bir gıdım pişmanlık ya yok. Ya var ama işte hayatım pişmanlık var da onun yanında gösteremedi. Kuyruğunu dik tutuyor. Bunu hırsa çevirip bu hırsla benim üzerime daha çok gelirse... Kendini daha kötü duruma düşürecek haberi yok. Yapmasın. Keşke kendi inşallah bence de burada bitirsin ya. Burada dursun. İnşallah yapmaz. Çünkü diyorum hep diyorum ayıpsız ayrılık. Bak evet. Seda Hanım da söylüyor. Yeter ayıpsız ki burada ayrılık. Kalsın. Olmuyorsa zorlamayacaksın bir şey kardeşim. Olmuyorsa üzerinde durmayacaksın. Bu saatten sonra şu olanlardan sonra zaten bunun geri dönüşü olamaz. Yalnız var ya sen orada yukarı çıkıyorsun abi. O tavırları yapıyor. Sen geri dönüyorsun ya. Allah ayıpsız ayrılık versin. O konudan tutuyorsun ya. Aynı vallahi adam içim sızladı adam. Ya. Evet. Adam aynı gibi adam. İçim sızladı. Aynen. Ne mert çocuk ya. Aynen. Ne ben orada çekip giderdim abi. Çekip vallahi hiç yani arkamı bile dönmem yani. Ya adam çünkü gibi adam işte adamlığı öğrenin. Bu ya. Sevmiş. Bu adam gerçek sevmiş. Bunu şimdi ben görüyorum. Evet. Şimdi %100 eminim bundan. Emre bu kızı harbi seviyormuş. Ya. Kardeşim, bu yapılanları hiç sevmiyormuş kardeşim. Evet bu yapılanları hakaret olarak adlandırabilir. Sevgi sözlerde değildir, hareketlerdedir. Evet. Tamam mı? Bu da bizim konuştuğumuza geliyor geçen gün. Aynen öyle. Tavuğun aynı şeye geliyor. Öyle değil mi? Evet. Tavuğun orada bir şeyleri önemli. Bitirdim. Tamam. Çekip gidiyordum. Ama baktım ki gerçekten işin boyutu artacak. Yani kendine zarar verme durumuna bile gelebilirdi orada yani. Çünkü çok sinirlenmişti belli. Ve benim orada onu sakinleştirmekten başka bir çarem yoktu. Yani bir insan evladı var karşımda sonuçta. Ben onu ezmek asla istemiyorum. Ezilmesin, üzülmesin. Ama bu saatten sonra benimle olamayacak yani. Hani ben kötü bir şey de söylemiyorum onun için. Negatif bir şey de söylemiyorum. Tamam mı? Sevdiğini, saydığını gördüm bu zamana kadar. Onları yaptığı için yani... İyi, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Tamam mı? Yani şu anda bu hareketleri yaptı diye de yerin dibine sokacak da halim yok.
Ama olmayacağını söylüyorum. Sen sokmana ha. gerek yok. Ben olmayacağını söylüyorum. Yani o ya hareketlerin zaten durumu belli yani. Neyse olur, sen yeter ki sen.